yanlışlık dediğin zaman aklına ne geliyor? Sevgi, sıcaklık, fedakarlık, duygu. Değil mi? Bunların hepsi sizin aklınıza geliyor. Ve özellikle arkadaşlar lisede arkadaşlık kavramı daha farklı. Çünkü üniversiteye gittiğinde başka farklı mülahazalar insanın içine girebiliyor. Üniversiteden sonra çalışmaya başladığında ama lise sırasındaki arkadaşlık hiçbir zaman unutulmuyor. Bana sorsanız unutamadığın arkadaşın hangisidir diye lise sırasında benim sıra arkadaşımdır. Çünkü lisede çok farklı şeyler paylaşıyorsun. Çıkarsız. Birbirinin artısıyla yanlışıyla birbirini kabul ediyorsun. Arkadaşlık o yüzden çok önemlidir. Ve arkadaşlar şöyle bir şey. Mesela birinin başına çok güzel bir olay geldi, çok mutlu. Değil mi? Herkes o insanın yanında olur mu? Olur. Ama birinin başına kötü bir şey geldiğinde, üzüldüğünde, etrafına baktığında eğer yanında biri varsa o senin arkadaşındır. O seni hiç bırakmayacaktır. O yüzden arkadaşlar hayatımızda kiminle arkadaş olduğumuz, kiminle konuştuğumuz çok önemlidir. Arkadaşlık paylaşımdır arkadaşlar. Arkadaşlık tecrübedir. İyisiyle kötüsüyle bir insanı kabul etmektir. Artısını ve eksisini görmeden. Arkadaşlarımızı iyi seçmeliyiz. Çünkü şöyle bir söz vardır. Bana arkadaşını söyle, senin kim olduğunu söyleyeyim. Peki size göre arkadaşlık nedir? Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Hadi bakalım sizin düşüncelerinizi alalım. Hocam arkadaş edinirken yavaş ol, değiştirirken daha da yavaş ol. Hocam iyi arkadaşı olanın aynaya ihtiyacı yoktur. Güzel arkadaşlık kalbin sevgisini artırır. Bu hakiki arkadaşlık sağlık gibidir. Kıymeti ancak yerden gidince anlaşılır. Hocam bence en hayırlı seçim, hayırlı insanlarla arkadaşlık etmeliyim. Hocam bence en iyi arkadaş o arkadaş sen üzüldüğünde üzülür. Sen mutlu olduğunda üzülür. Arkadaşında olmayanı arkadaşına vermektir.
cahil hayata bir kere geldik. Yedik, içtik, doyduk, kalktık, hesabı birlikte verdik. Sinsi